Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabında tam sayılara toplama işlemi, modelleme konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet öncelikle sayı doğrusu ile modelleme konusuna bakalım. Arkadaşlar biz tam sayılara toplama işlemini sayı doğrusuna modellerken şuna dikkat ediyoruz. Başlangıç noktamız sıfırdır. Bakın sıfırdan sağ tarafa doğru gitmek arkadaşlar pozitif bir sayı demektir. Evet önce 3 adım sağa doğru gittiğim için 3 adım diyoruz ve sağa doğru gittiğimiz için artı 3 olur. Evet 3'ten arkadaşlar sol tarafa gitmek demek negatif bir sayı demektir. Bakın negatif diyorum. Eksi 4 adım attığım için de eksi 4 olarak modeliyorum. Peki sonuç kısmı nerede yer alır? Sonuç kısmı her zaman sayı doğrusunun altında. Bakın sıfırdan son olarak nereye gittik? Eksi 1'e gittik deriz. İkinci modele baktığım zaman yine başlangıç noktası sıfırdan öncelikle sola doğru gidiyorum ve bir adım attım. Yani eksi bir. Tekrar sola doğru gidiyorum ve iki adım. Sol olduğu için eksi. iki adım attığım için iki. Topladığımız zaman bakın sonuç kısmı burada. Mavi ile gösteren renk olsun. Eksi üç olur diyorum. Evet. Üçüncü modele baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar sıfırdan eksi üçe geldim. Sola geldim. Üç birim eksi 3. Daha sonra sağ tarafa doğru gittiğim için artı. 5 birimin gittiğim için de artı 5. E toplarsam ne olur? Bakın 2 olur. Yani artı 2 olur sonuç diyorum. Şimdi pullarla modellemeye baktığınız zaman gençler. Artı 1'i bakın daire içerisinde artı ile eksi 1'i de şunu düzeltelim. Eksi 1'i de daire içerisinde eksi ile göstereceğiz. Bu eksi 1'dir arkadaşlar. Evet 1 0 çifti ne demektir? 1 artı 1 eksi yan yana gelince bu bir tane sıfır çifti oluşturur arkadaşlar. Yani nötrleştirir birbirini. Şimdi birinci kutuda arkadaşlar bakın iki tane pulumuz var. İki tane pozitif pul yani artı 2. Onun yanına üç tane pozitif pul geldi. Artı 3 geldi. İkisini bir araya getiriyorum. Ve artı 5 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Negatif sayılarda da yine aynı mantık var. Sadece arkadaşlar zıt işaretlerde nasıl oluyor dikkat edelim. Bakın ilk önce eksi 2 pulumuz var. 2 tane negatif pul var. Bunun yanına artı 1 pul geldi. Şimdi iki tane eksiyle ile 1 tane artıyı aynı kutu içerisine yazıyorum. Ve 1 eksi 1 bir artı birbirini götürecek diyoruz. Dışarı atıyorum. Kalan kısmı da bakın bir tane eksi de sol tarafa yazıyorum ve işlemimizin sonucunu eksi 1 olarak göstermiş oluyoruz. Evet sayfa 13 ve 14'e geçerek etkinlik sahnesi 2'yi çözelim. Evet. A'daki etkinliğe baktığımız zaman aşağıda, aşağıdaki verilen sayı doğrularında modellenen işlemleri bulunuz diyor. Arkadaşlar başlangıç noktası sıfırdan sağa doğru gittiğimiz için öncelikle hemen artı. Sağa doğru gittiğim için. 1, 2, 3 birim gittik. Artı, 3 artı. Tekrar sağa doğru gittim. Artı, 1 birim gittim. Evet. Artı, 3 artı, 1 oldu. Bakın sonuç kısmı da burada sayı doğrusunun altında yer alıyor. Artı 4 olur diyoruz. Evet devam edelim. Temizleyerek geçelim. Evet yine başlangıç noktasına sola doğru gidiyorum. Sola gitmek eksi demektir. 1, 2 birim gittim. Eksi 2. Artı. Tekrar arkadaşlar sola gitmeye devam ediyor bakın. Kaç birim gidiyorum? 1, 2, 3 birim gidiyorum. Sola gittiğim için eksi. 3 adım attım. Eksi 3. Ve sonucumuz nerede bakın? eksi 5 olur. Bu işlemin sonucu diyoruz. Evet temizliyorum. Evet yine arkadaşlar başlangıç noktası sıfırdan bir adım sola geldim. Eksi 1. Artı 1, 2 adım sola geldim. Sola gelmek eksi demekti. 2 adım geldim. Eksi 2. Tekrar bir adım sola geldim. Eksi 1. Ve bakın toplayacak olursak bunları eksi 4 olur. Bu işlemin sonucu diyorum. Evet temizleyelim ve geçelim bir sonraki etkinliğe. Evet dördüncü etkinliğe baktığım zaman önce arkadaşlar sıfırdan başlıyorum. Her zaman sıfırdan başlıyorum. Bakın 3 birim sola geldim. Sola dedik. Eksi 3 birim eksi 3. Artı. Şimdi sağa doğru geliyorum. Sağ dediğim için arkadaşlar artı geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa geldim. O halde eksi 3 ile artı 6'yı topladım. Ve işlemin sonucu bakın burada gösteriliyor ne olur? Artı 3 olur bu işlemin sonucu diyorum. Evet temizliyorum. Evet 5. etkine bakıyorum. 0'dan önce sağa doğru gittim. Artı 4 adım gittim. Artı 4. Artı. Daha sonra sola doğru gidiyorum. Sol dediğim için eksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim sola geldim. İkisini toplayacak olursak da eksi 4 olur bu işlemin sonucu diyorum. Evet 6. yetkinliğine bakıyoruz. Evet önce 0'dan arkadaşlar. Bakın 6 birim sağa doğru geldik. Sağa geldim artı 6 artı. Daha sonra sola doğru geliyorum bakın eksi. Kaç adım? 1, 2, 3 adım. Artı. Tekrar 2 adım sola geliyorum. 1, 2 adım. Sol olduğu için eksi 2 adım geldim. Şimdi bunlar arkadaşlar toplayacak olursam bakın sonuç olarak zaten artı 1 de olduğunu görüyorum sonucun ve i̇şte işlemimizin sonucu 1 yani artı 1 olur diyorum. Evet 7. etkinliğe bakıyorum. Başlangıç noktasından hareket ediyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Sıfırdan başlıyorum. Nereye? 4 adım sola. Eksi 4 artı. Daha sonra arkadaşlar 1, 2 birim sağa artı 2 artı tekrar sağ tarafa doğru gidiyorum artı 1 2 3 4 5 birim ve bu işlemi yapacak olursam da sonuç artı 3 olur diyorum evet geçelim bir sonraki etkinliğe Evet, B'deki etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen işlemleri sayı doğrusu da gösteriniz diyor. Arkadaşlar eksi 3 ile eksi 3'ü toplayacağım. Başlangıç noktası 0'dan önce 3 birim sola doğru gidiyorum. Bakın. Eksi 3'e geldim. Daha sonra tekrar 3 birim sola gidiyorum. Ve işlemimizin sonucunu sayı doğrusunun alt tarafına gösteriyorum. Eksi 6 olur diyorum. Evet. Geçelim. temizleyip bir sonraki etkinimize. Evet. Eksi 6 ile artı 2 toplayacağım. Önce eksi 6 arkadaşlar. Eksi demek sola gidecektik. Sola 6 birim gidiyorum. Eksi 6'ya geldim. 2 birim sağa doğru gidiyorum. Ve işlemimizin sonucu bakın 6'da eksi 6'ya gittim. Daha sonra eksi pardon. Arkadaşlar sıfırdan gösteriyorum. Eksi 4 olur diyorum. Evet sıfırdan sonucunu göstermek durumundayız. Geçelim. Önce artı arkadaşlar ve 3 adım sağa. Önce artı ve 3 adım sağa doğru gidiyorum. Artı 3'ü gösterdim. Daha sonra 1 adım, eksi 1 demek arkadaşlar 1 adım sola geleceğiz demektir. 1 adım sola geldim. Neredeyim? Eksi, pardon artı 2'deyim. Evet sonuç kısmını da yine sıfırdan artı 2 olarak gösteriyoruz. Evet. Dördüncü etkinliğe bakıyorum. Önce artı 5 arkadaşlar. Artı dediğimiz sağa doğru 5 birim gittik. Daha sonra 7 birim arkadaşlar sola doğru geleceğim. Bakın 7 birim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim nereye geldik? Eksi 2'ye geldim. Ve işlemimizin sonucu eksi 2 olur diyoruz. Beşinci etkinliğe bakalım. Önce 3 adım sağa gidiyorum. Artı 3, Tekrar 2 adım sağa gidiyorum. Artı 5. Arkadaşlar eksi demek sola doğru gidecektik. 6 adım gideceğim. O halde bakın buradan 6 adım sola doğru geliyorum. Ve eksi 1'e oluyor. Sonuç olarak nerede? 0'dan eksi 1'e gider. İşlemimizin sonucu diyoruz. E, evet, temiz yere geçelim. 6. etkenimizin. Evet 2 adım sola geliyorum. Pardon rengimizi değiştirelim. Evet sıfırdan başlıyorum. İki adım sola geldim. Tekrar arkadaşlar bir adım sola geldim. Eksi bir. Şimdi beş adım sağa gideceğim. Bakın beş adım sağa gittim. İkiye gelmiş oldum. Evet, sonuç olarak sıfırdan ikiye geldik. İşlemimizin sonucunu göstermiş olduk diyoruz. Evet, yedinci etkinlikte üç adım nereye gidiyorum? Sola doğru gidiyorum. Sıfırdan başladım. Üç adım sola geldim. Bir adım sağa gidiyorum. Eksi 2'ye geldim. 5 adım sağa doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet. Sonuç olarak artı 3'e geldik. O halde sıfırdan artı 3 olur. işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe bakalım gençler. Evet bu etkinlikte baktığımız zaman aşağıda sayma pulları ile modellenen işlemleri bulunuyor. Arkadaşlar başlangıçtaki kutunun içerisinde ne var? 4 tane pozitif pul var. O halde artı 4. Yanına ne geliyor? 3 tane daha artı pul geliyor. Bakın bu sonuç kısmıdır arkadaşlar. Okun sağındaki sonuç kısmıdır. Evet ne var burada? 7 tane artı pul var. Yani bu işlemin sonucu artı 7 olur diyoruz. Evet devam edelim. Evet 1, 2, 3, 4, 5 tane negatif pul var. Eksi 5. Artı 1 tane negatif pul geldi. Eksi 1. Evet, sonuç arkadaşlar. Eksi 6 olur diyoruz. Evet Devam edelim. Üçüncü işleme baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada farklı bir durum var. Öncelikle 3 tane pozitif pul var. Artı 3. Artı yanına bir eksi geldi. Eksi 1 geldi. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın burada 1 artı 1 eksi. Şu eksi yanına gelince 1 artıyı götürüyor ve dışarı atıyorum. Ve buradaki sonuç kısmı evet buraya geliyor arkadaşlar. Artı 2 olur. Bu işlemin sonucu diyoruz. Evet devam edelim. Evet. Eksi 2 pulum var. Negatif. 2 tane pul var. Artı. 3 tane pozitif pul var. Evet. 2 tane eksi arkadaşlar. Bakın burada. 1, 2. 2. İki tane artıyı götürdü ve dışarı attım. Sonuç arkadaşlar bakın burada artı bir pul kalır diyoruz. Ve işlemin sonucu artı bir olur diyoruz. Evet devam edelim. Evet, beşinci etkinliğe baktığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş tane negatif pul var. Eksi beş artı üç tane artı pul geldi. Evet. 3 tane negatif, 3 tane pozitifi götürdü. Bakın 2 tane negatifimiz kaldı. Yani işlemimizin sonucu eksi 2 oldu diyoruz. Devam edelim. Evet 3 tane negatif pul var. Eksi 3 yanına 3 tane artı pul geldi. Artı 3. Arkadaşlar 3 tane negatif 3 tane artı pulu götürdü. Pozitif pulu götürdü ve işlemimizin sonucu bakın hiç pul kalmadı. Yani 0 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet bir tane negatif pul var. Eksi bir artı. Yanına bir, iki, üç, dört, beş tane artı pul geldi. Evet bir eksi bir artıyı götürdü. Bakın sonuç burada arkadaşlar. Yan tarafa geçtik. Artı dört olur bu işlemin sonucu diye gösteriyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. E, D'deki etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen işlemleri sayma pulları ile modellerini diyor. Artı bir pulun yanına artı birin yanına iki tane artı geldi. Topluyorum. Bakın eşittiğin sağ tarafı burası arkadaşlar. Ne oldu? Üç tane artı pul oldu diyoruz. Evet devam edelim. Evet. Üç tane negatif pul var. Eksi üç. Yanına iki tane negatif pul geldi. Evet hepsini bir hücreye yatıyorum arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane negatif pul oldu. Ve işlemimizin sonucu eksi 5 olur diyelim isterseniz. Evet temizliyorum. Evet arkadaşlar bakın burada bir tane fazla işlem yapacağız. Yani birbirini nötrleştirecek sayıları dışarıya atmamız gerekir. Öncelikle 6 tane pozitif pul geldi. 3, 4, 5, 6 tane pozitif pulun yanına bir tane eksi pul geliyor. Şimdi hepsini arkadaşlar bakın burada göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi yanına pardon 6 tane artı arkadaşlar özür dilerim. Yanına bir tane eksi geliyor. Şimdi 1 artı 1 eksiği ne olacak arkadaşlar? Nötrleştirecek ve bunu dışarı atacağım. Dışarı attım. Geriye kalan arkadaşlar bakın buradaki 5 tane artı puldur. 1, 2, 3, 4, 5 tane pozitif pul kaldı. İşlemimizin sonucu artı 5 olur diyelim. Evet devam edelim. Dördüncü etkinliğe bakalım. Evet, i̇ki tane negatif pul var. Bir, iki. Yanına beş tane pozitif pul geldi. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Evet bu hücrede arkadaşlar ne yapacağım? Negatif ve pozitif pullardan birbirini nötrleştirecek olanları yan yana gösteriyorum. Bakın. Şöyle iki tane eksiydi. Beş tane artıydı. 2 artı 2 eksiği götürür. Dışarı atarım. Sonuç olarak geriye 3 tane artı pul kalır. Yani bu işlemin sonucu artı 3 olur. Diyoruz. Evet bakalım arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz. Nerede bitiyor? Evet 4'ü yaptık. 5, 6 ve 7 varmış. Evet bir tane negatif pul var. Eksi. Yanına 3 tane pozitif geldim. Evet hepsini arkadaşlar aynı tablo içerisinde gösterelim. Eksin yanına 3 tane artı pulumuz var. E şu ikisi 1 eksi 1 bir artı birbirini götürüyor. E sonuç olarak arkadaşlar ne kaldı? 2 tane artı pul kaldı. Ve işlemimizin sonucu artı 2 olur diyoruz. Evet devam edelim. 4 tane negatif pul var. 2, 3, 4. Yanına 4 tane pozitif bul geldi. Evet. 4 tane negatif. 4 tane de pozitif var. Evet. 4 negatif. 4 pozitif arkadaşlar ne olur? Birbirine götürür diyoruz. Ve dışarı atarım. Bakın sonuç olarak burada ne kaldım? Ne kaldı? 0 kadar arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmama gerek yoktur diyorum ve 0 diye gösteriyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet 3 tane negatif bulumuz var. 1 2 3 negatif olduğunu gösteriyorum. 5 tane pozitif bul geliyor. Evet 3 negatif eksi pulum. 5 tane pozitif bunu aynı kutuda yazıyorum. Evet 3 negatif ile arkadaşlar. 3 pozitif birbirini nötrleştiriyor götürüyor dışarı atıyorum. O halde sonuç olarak ne kaldı arkadaşlar bakın 2 tane artı pul kaldı. Demek ki bu işlemin sonucu artı 2 olur diyoruz. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.